Selam Dino, selam Dina. Nasılsınız? Her ikiniz de yeni yıl için heyecanlı mısınız? Sizi yeni yıl ruhuna hazırlayacak yeni bir şey öğrenmek ister misiniz? Harika. Dino, neden Dino butonuna basıp bu yıl başında ne öğreneceğimizi görmüyorsun? Bugün yılbaşı ve öğrenip oynayacağız. Bakalım Dino tuşu bugün bize ne öğretecek? Bakın, bu şekiller butonu. Bakalım diğer slot nerede duracak? Bakın dinozorlar, bir kardan adam yapacağız. Ama nereye? Gölete bir kardan adam yapmak. Bu çok eğlenceli olacak dinozorlar. İşe koyulmaya hazır mısınız? Tamam, harika. Ama önce Dino butonunun kardan adamı yaparken bize yardım etmesi için ne vereceğine bakalım. Bu doğru Dino. Bu bir yeni yıl çorabı. Hadi gölete gidelim ve çorabın içinde ne var görelim. Wow, bakın dinozorlar. Kardan adamımızı koymamız için göletin ortasında bir ada var. Bu iyi bir soru Dina. Kardan adamı nasıl yapacağız? Bu harika bir fikir Dino. Eğer karı itersek bir topa dönüşecektir. Denemek ister misin Dina? Bunları adaya götürelim mi? Tamam, işte gidiyoruz. Bir tane gövdesi için. Ve bir tane de kafası için. Tamam, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu doğru Dina, kardan adamımızın kollara ihtiyacı var. Dino, yeni yıl çorabının içerisine bakıp kol yapabilmek için bir şey var mı diye kontrol eder misin? Artık kardan adamımızın kolları var. Başka neye ihtiyacı var peki? Bu doğru Dino. Gözlere ihtiyacı var. İki siyah düğme. Bunlar mükemmel olacak. Artık kardan adamımız gerçekten şekle girmeye başladı. Evet Dina, bir burnu olmadan hiçbir kardan adam tamamlanmış olamaz. Burun için bir havuç. Bu mükemmel. Sanırım kardan adamımız artık tamamlandı. O da ne Dina? Kardan adamımızın sıcak kalabilmesi için bir şeye mi ihtiyacı olacak? Ne kadar da harika bir fikir Dina. Kardan adamımız için bir çift eldiven ve bir bere. Aferin dinozorlar. Bugün birçok şekil öğrendik. Ve kardan adamımız da gölette mutlu ve sıcak bir şekilde kalabilir. Sonra görüşürüz ve yeni yılınız kutlu olsun. Merhaba Dino, merhaba Dina. Nasılsınız? Bugün yeni bir şeyler öğrenmek ister misiniz? Harika, ne yapacağımızı biliyorsunuz. Dino tuşunu çevirelim ve bugün ne öğreneceğimizi görelim. Güneşli bir gün. Hem yeni bir şeyler öğreneceğiz, hem de oyun oynayacağız. Bakalım Dino tuşu bugün bize neler öğretecek. Bakın, şekiller butonu. Bir sonraki yuvanın nerede duracağına bir bakalım. Trenleri kullanacağız. Peki nerede kullanacağız merak ediyorum. Anladığım kadarıyla şekilleri öğrenmek için trenleri parkta kullanacağız. Pekala dinozorlar, trenleri yönlendirmek için uzaktan kumandalar kullanacağız. Ne kadar havalı.
Turuncu uzaktan kumanda Dino için ve mavi uzaktan kumanda Dina için. Pekala dinozorlar, gördüğünüz gibi mavi ve turuncu trenler orada. İlk şeklinizi yapmaya hazır mısınız dinozorlar? Tamamdır. Dino, neden başlamıyorsun? Vay canına, harika Dino. Bir daire şekli yaptın. Hadi başka şekilleri de deneyelim. Tamam. Tamam Dina, hadi artık başlayalım. Bakın, bu bir üçgen şekli. Dina, başka bir şekil daha yapabilir misin? Tamam, devam edelim o zaman. Tebrikler Dino ve Dina. İki tane kare şekli yaptınız. Tebrikler Dino ve Dina. Bugün üç farklı şekil yaptınız. Bu şekillerin neler olduğunu hatırlıyor musunuz? Bir daire şekli, bir üçgen şekli ve iki kare şekli yaptınız. Harika iş çıkardınız arkadaşlar. Gelecek sefere görüşürüz. Selam Dino. Selam Dina. İkiniz de Cadılar Bayramı için kostümlerinizi giydiniz demek. Bu akşam bal kabağı oyarak surat yapmayı öğrenmek ister misiniz? Harika. Hadi yapalım. Tamam. İkiniz için de birer tane bal kabağı var. İlk olarak bal kabağının tepesini açmamız gerekiyor. Böylece içini çıkarabiliriz. Hangi aletlere ihtiyacımız var? Kesinlikle Dino, ahşap kesiciye ihtiyacımız var. Sıra sende Dina. Harika. Şimdi bal kabağının içini ve çekirdeklerini çıkarabiliriz. Neye ihtiyacımız var Dina? Bu doğru. Ahşap kaşık. Tamam, artık ilginçleşmeye başlıyor. Bal kabağına surat çizmemiz lazım. Ve pasta kesicileri kullanacağız. Hangilerini kullanmak istersin Dino? Oo, gözler için bir üçgen mi? Harika bir fikir. Peki, bal kabağının ağzı ne olacak Dino? Evet, ağzı için bir yarım ay. Oo, bal kabağın çok ürkütücü oldu Dino. Ama henüz bitmedi. Tamam Dina, sıra sende. Hangi şekilleri kullanmak istiyorsun? Kalp mi? Gözler için mi? Bu çok hoş Dina. Ağız için ne yapacaksın Dina? Pekala. Ağız için bir daire. Bal kabağın çok sevimli oldu Dina. Pekala çocuklar. Son adımdayız. Bal kabaklarını aydınlatmak için muma ihtiyacımız var. Şimdi bal kabaklarını kapatalım. Wow, bu gerçekten de harika bir iş oldu. Gerçek bal kabağı suratlar. Her ikiniz de küçük bir sürprizi hak ettiniz. Cadılar Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Sonra görüşürüz.
Selam Dino. Selam Dina. Sizi görmek çok güzel. Bugün birlikte oynamak ister misiniz? Harika. O zaman oynayalım. Tüm dikkatinizi topa vermeniz lazım çocuklar. Gözlerinizi sakın toptan ayırmayın. Harika. Bu kez sen kazandın Dino. Hadi sıradaki oyuna geçelim. Tamam, şimdi balonları vurmanız gerekiyor. Oo, üzülme Dino. Bu harika bir atıştı. Harika, bu kez Dina kazandı. Bakalım başka hangi oyunları oynayabiliriz? Bir zıplama yarışı. Üç, iki, bir, başla. Sorun değil Dino, sakın vazgeçme. Harika, Dina sen kazandın. Hadi Dino, neredeyse başardın. Müthiş, bu olağanüstü bir yarış oldu çocuklar. Her ikiniz de bir ödülü hak ettiniz. Aferin. Şekerlerinizin tadını çıkarın. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Selam Dino, nasılsın? Bugün bizimle baloncuk patlatma oyunu oynamak ister misin? Harika. O halde başlayalım. Hadi kırmızı düğmeye basıp baloncukları vurmaya başlayalım. Kırmızı. Kırmızı baloncukla kırmızı baloncukları vur. Aferin Dino. Sarı. Sarı baloncukla sarı baloncukları vur. Hazır ol, ateşle. Harika iş Dino. Yeşil. Yeşil baloncukla yeşil baloncukları vur. Üzgünüm Dino. Mavi baloncukları vurdun. Tekrar dene. Yeşil. Hazır ol. Ateşle. Harika Dino. Mavi. Mavi baloncukla mavi baloncukları vur. İyi vuruş Dino.
Turuncu. Turuncu baloncukla turuncu baloncukları vur. Aferin Dino. Çok eğlendik. Ve birçok renk öğrendik. Saymak ister misin? Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, turuncu. Sonra görüşürüz arkadaşım. Merhaba Dino, merhaba Dina. Nasılsınız? Bugün yeni bir şeyler öğrenmek ister misiniz? Ha, harika. O zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dino tuşuna basın ve bugün ne öğreneceğimizi görelim. Bugün güneşli bir gün. Hem oynayıp hem öğreneceğiz. Aa, bakın rakamlar butonu. Bakalım nerede duracak? Zencefilli kurabiye adamları sayıyoruz. Bakalım nerede? Sanırım bunun ne demek olduğunu biliyorum. Parkta zencefilli kurabiye adamları sayarak rakamları öğreneceğiz. Önce zencefilli kurabiye adamlarımızı alalım. Bakın, bir butonu olan bir zencefilli kurabiye adamla iki butonu olan bir zencefilli kurabiye adam. Şimdi zencefilli kurabiye adamların buton sayısıyla tahtadaki rakamları eşleştirelim. Hazır mısınız? Tamam, hadi başlayalım. Dino, bir butonu olan zencefilli kurabiye adamla rakam olan 1'i eşleştirelim. Harika Dino, zencefilli kurabiye adamın bir butonu var. Şimdi senin sıran Dina. Aferin Dina. Senin zencefilli kurabiye adamının iki butonu var. Tamam çocuklar, devam edelim mi? Tamam Dino, sen 3 butonu olan zencefilli kurabiye adamı al. Dina, sen de 4 butonu olan zencefilli kurabiye adamı al. Zencefilli kurabiye adamı yemek mi istiyorsun Dino? Sayı saymayı bitirene kadar zencefilli kurabiye adamları yemeyelim. Tamam, hadi sayalım. Harika Dino. Senin zencefilli kurabiye adamının 3 butonu var. Senin sıran Dina. Çok iyi. Senin zencefilli kurabiye adamının 4 butonu var. Aferin Dino. Aferin Dina. Bugün 4 rakam öğrendiniz. Ne olduklarını hatırlıyor musunuz? Doğru Dina. Bugün 1'i, 2'yi, evet Dino, 3'ü ve 4'ü öğrendiniz. Ne oldu Dina? Şimdi zencefilli kurabiye adamı yemek mi istiyorsun? Elbette yiyebilirsin. Afiyet olsun Dino ve Dina.